Mahkemesi olağan kanun yolları tüketilmiş bir karar vermiştir. Yani bu tutukluluğun artık itiraz mekanizması sona ermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda emsal kararlara haizdir. Artık ne yapacak o tutuklanan kişi, hakkını nerede arayacak? Bu anlamda iç hukuk yolları tüketilmiş sayılmaktadır. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarını gerekçesi olmadan açıklayamaz. Bu bir iptal kararı değildir. Bu bir ihlal kararıdır. 2012 yılında bu parlamento bir değişiklik yapmıştır. Kim için yapmıştır bunu? Şamil Tayyar için yapmıştır. Şamil Tayyar'ın Ergenekon ve balyoz soruşturmalarına ilişkin gizli bilgileri sürekli köşesinde yayınlaması, hatta bununla ilgili bir kitap çıkarması nedeniyle hakkında 40'a yakın dava açılmıştır. Bu davalarda mahkumiyet kararları verilmiştir. Bunlar tam Yargıtay'da onaylanacak aşamaya geldiği anda 285. maddeye son bir fıkra eklenmiştir. Haber amaçlı soruşturmanın gizliliğini ya da kapalı duruşma konusunu ihlal etmek suç oluşturmaz demektedir. 285. maddenin son fıkrası. Ve bundan yola çıkarsak da şu anda Can Dündar'la Erdem Gül'ün zerre kadar bu haber nedeniyle suçları yoktur. Anayasa Mahkemesi bir anlamda, değerli arkadaşlarım, bunu tespit etmiş olmaktadır.